Uluvatu plajına geldim arkadaşlar. Uluvatu plajına bakacağım. Beğenirsem biraz burada kalacağım, beğenmezsem başka bir plaja geçeceğim. Resimlerde çok güzel görünüyor. Bakalım siz beğenecek misiniz? Şimdi Uluvatu plajına iniyoruz. Buraya ben de ilk defa geldim. Nasıl bir yer ben de bilmiyorum. Bakacağız. Ama şu ana kadar olan izlenimim güzel. Çünkü şöyle bir manzarası var. Göstermek istiyorum. Böyle bir manzaradan. Burada küçük bir plajı var bunun. O küçük plaja doğru iniyoruz. Burada biraz dalgalı deniz. Bunun kimin işine yarıyor? Bu tabii sörfçülerin işine yarıyor. Sörfçüler burada çok güzel sörf yapıyorlar. Onların işine yarıyor bu dalgalar. İleride zaten bir grup sörfçü var. Şöyle göstereyim, plaj aşağıda, ben de oraya ineceğim biraz sonra. Çok küçük bir plaj. Fazla kalabalık da değil aslında, güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bu da zaman geçireceğiniz mekanlar da var. Kafelerin, barların kendi havuzları da var. Buradan gördüğüm kadarıyla suyu temiz. Turkuaz bir rengi var, benim hoşuma gitti. Aşağı ince bakacağım. Burası bana şeyi hatırlattı. Yunanistan'da, İtalya'da tatil köyleri vardır. İşte plajlar vardır. Oralara da bu şekilde böyle merdivenlerden inerek, alışveriş mağazalarının arasından geçerek, işte ne bileyim marketlerin, kafelerin arasından geçerek gidiliyor. Aklıma o geldi. Onu hatırlattı bana. Evet, temiz, kesinlikle temiz ama biraz dalgalı arkadaşlar. Burası biraz dalgalı, evet. Fotoğraf çekinmek için çok güzel bir yer ama onu söyleyeyim. Fotoğraf çekinmek isteyen insanlar için çok güzel bir ortam.
Dalgalar bayağı güçlü vuruyor. Kayaların içleri boşalmış. Burada geçişler var. Oralara bakacağım. Oralarda çok güzel görünüyor. Orada da güzel fotoğraflar çıkar bence. Oo, çok güzel. Burada dalgalara biraz dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yoksa ıslanabiliriz. Ayakkabımız ayağımızdaysa. Ama ayakkabınızı çıkarırsanız herhangi bir sorun olmaz. Burası küçük bir plaj. Plajın hemen yanındaki kayalık bir oyuk oluşturmuş. Orada insanlara fotoğraf çekiniyor. Değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi dalgalı biraz. Ona dikkat etmek gerekiyor. Benim o kadar çok hoşuma gitmedi. O yüzden başka bir plaja geçeceğim burada. Dalgaları seven burada eğlenebilir. Ama benim tarzım değil. Böyle dalgalı bir ortamı pek sevmiyorum. Ama fotoğraf çekinmek için güzel mi? Evet, güzel. Güzelliği kayaların arasında küçük bir plaj. Kumu güzel. Deniz temiz. Bazen bayağı bir dalga geliyor ve içlere doğru giriyor. Deniz çok dalgalı. Başka sahillere gidecektim. Vazgeçtim. Uluwatu'da Blue Point Otel'deyim arkadaşlar. Muhteşem bir otel. Harika bir hizmeti var. Bayıldım. Burada iki seçeneğiniz var. Biraz sonra ne kadar kaldığımı burada söyleyeceğim. Burada iki seçeneğiniz var. Bir aşağıda villalar var. Şöyle göstereyim. Bir o villalarda kalabilirsiniz. Ya da arkamda görmüş olduğunuz normal otel odalarında kalabilirsiniz. Normal otel odası diyorum ama çok güzel odalar. Birkaç gün burada kalacağım. Buranın fiyat hakkında biraz sonra bir bilgi vereceğim. Şaşıracaksınız. Gerçi şaşılacak bir şey değil. Şu anda buranın sezonu değil. Burada şu anda her şey ucuz. 60 TL'ye bir villa odası kiralayabilirsiniz. Bu çok kolay bir şey. Apart olarak kullanılan, guest house olarak kullanılan villalar var. O işte mesela şöyle söyleyeyim. 4 tane odası var. Bir tane odasını siz kiralıyorsunuz. Yaklaşık 50 lira 60 liraya geliyor. Tabi buranın konsepti biraz daha farklı. Burada belli bir hizmet alıyorsunuz. Bu hizmetin de karşılığında tabii ki o kadar ucuz olmuyor ama yine ona yakın. Bugün tarih yok. Hiçbir şey anlatma yok. Bugün sadece tatil var. Bugün yüzeceğim, dinleneceğim ve tatil yapacağım. Video çekimim sadece dinlenme üzerine olacak. Görüşürüz.
Tam'da hava çok çok sıcak. İki gündür yağmur yağıyordu bu arada. Yağmurunu da gördüm buranın. Çok ciddi sağanak yağışlar oluyor. Havuzda deniz suyu içerisinde yüzmek çok güzel. İlk defa böyle bir havuzda deniz suyunda yüzüyorum. Bu bölge kafa dinlemek için birebir arkadaşlar. Tabii sörf yapmayı sevenler yine burayı kullanabilirler. Çünkü çok güzel bir sörf alanı var, sörf bölgesi var. Biraz önce arkadaş bana şey sordu. Tayland mı, Bali mi? Kesinlikle Bali tabii ki. Şimdiye kadar birçok yerde kaldım. Çok da ucuz ve güzel yerlerde kaldım. 50 TL, 60 TL. Malezya'da kaldığım otel çok güzeldi. O 65 TL'ydi. Tabii buranın konsepti biraz farklı. Burada biraz da hizmet var. O yüzden bir tık daha fazla fiyatı. Ama yine ölü sezon olduğu için tabii ölü sezonunda etkisi var bunda. Burada ne kadara kalıyorum arkadaşlar? 98 TL'ye kalıyorum. Dediğim gibi burada 98 TL'ye kalıyorum ama o fiyatın olmasının en büyük sebebi şu anda burada ölü sezonunun olması. İşte fırsat odalarından birini yakalamış olmam ve bunun yan etkileri. Birkaç gün burada kalacağım ve daha sonra yola devam edeceğim. Nereye gideceğim? Komodo Adası'na gideceğim arkadaşlar. Komodo Adası'nda Komodo ejderlerini görmeye gideceğim.